Evet, gün geçmiyor ki dolandırıcılar bir yeni yöntemi devreye sokmasın. Her kesimden insanı tuzağa düşürmek için denemedik yolda bırakmıyorlar. Son örnek çok yakınımızdaydı. Haber müdürümüz Savaş Kerimoğlu dolandırıcıların hedefi oldu. Bir kurumsal yapı mı sizinki? Dolandırıcılık amaçlı da olabilir. Yöntemleri farklı farklı ama hedef hep aynı. Cebimizdeki para. Bir gün polis, bir gün savcı oluyorlar. Bir başka günse hediye dağıtan firma. İşte son örneklerden biri. Sabah erken saatlerde bankacılık işlemi yapmak için internet şubesine girdik. Cep telefonumuza anında bir mesaj geldi. Cep şube yazıyor üstünde. Aşağıda telefon numaramız var. Mesajın içinde de banka tarafından S6 cep telefonu kazandınız. Bilgi içinde bir telefon numarası var. Şimdi o telefon numarasını arayacağız. O telefon numarası yanıt vermeyince bankayla irtibata geçtik. Ne kazandığımızı, kampanyayı öğrenmek için. Nasıl yardımcı olabilirim Savaş Bey? Cep şube diye bir mesaj geldi. Telefon numarası da var altında. Söyleyebilir misiniz? 0212. Şu anda bizden herhangi bir şekilde gelen bir SMS yok. Dolandırıcılık amaçlı da olabilir. Bankanın uyarıları ardı ardına geldi. Doğum tarihi, kimlik bilgilerinizi, anne soyadınızı ya da kart bilgilerinizi paylaşmayın. Mesajın içeriğinde bir link varsa tıklamamanızı rica ediyorum güvenlik için Savaş Bey. Bankanın böyle bir kampanyası yoktu. Üstelik o numarayla hiçbir bağlantıları da bulunmuyordu. Şu anda bu numara bize ait olarak... numarası olarak görünmemekte. Bilginiz elinde olsun. Sanal bir dolandırıcılık işlemi yapıyor olabilirler. Aa, pardon, bir saniye. Hemen araya gireceğim çünkü o söylediğim numara beni arıyor. Teşekkür ediyorum. Ben bir bakayım hemen. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim. Alo, buyurun. Pardon, siz buyurun. Beni arayan ya da bana mesaj atan sizsiniz. Efendim, telefonunuz S6 akıllı cep telefonu ile ilgili bir mesaj geldi, doğru mudur? Evet, geldi. İnternet şubesine giriş yaptım ve cep şube başlığıyla bir mesaj geldi, doğrudur. Siz eğer onaylarsanız 34 TL ödeyip gününüze sahip olabilirsiniz. Ne kadarlık bir telefon bu? 2300 TL piyasadaki fiyatı. 2300 liralık bir telefonu 134 liraya alacaksınız. Yani aslında biraz insanın kafasını karıştırmıyor değil. Bir kurumsal yapı mı sizinki? Bankayla bağlantınız mı var? Bu kendimize özgü bir çekiliş ama yani tüm bankaların bir şeyini yapıyor. Finansal bir şirketiyiz. X bir bankonun internet şubesine girdim ve sizin önünüze mi düşüyor benim işlem yaptığım? Evet. Benim bütün bilgilerim sizde var mı yani? Efendim, aynen var ama yani şu şekilde... Onları bulması biraz zaman alıyor. Kısa yoldan eğer onaylarsınız buradan hemen isim soyisimi iletişi alıp size yollayabiliyoruz. İkna yöntemleri devreye giriyor ama sorular karşısında zaman zaman zorlanıyor da karşı taraf. Çekilişten çıkan kişilere dağıtmak amacıyla geçici elemanlarız. Ha, nereye bağlı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Evet, ben bilmiyorum efendim. Maaşınızı kimden aldığınızı bilmiyor musunuz? Müdür yolluyor. Yani müdür veriyor bize maaşı. Numara hiçbir yerde kayıtlı olmadığını öğrendim ben. Ne bankaya ait ne herhangi bir bankanın çalıştığı kampanya şirketlerine. Gördüğünüz gibi ikna edemeyince de telefon böyle kapanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Her mesaj iyi niyetli değil. Aman dikkat.